Teşekkür ederim. Öncelikle basın emekçileri olarak şubemize geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle sorunuza gelecek olursak, Eğitim İş 28 Mayıs 1990'da ilk defa kuruldu. Sonra 17 Ekim 2005'te ikinci defa kuruldu. Bu yılda 19. ikinci defa kuruluşumuzdan sonraki 19. yılımızı kutladık. Eğitim İş Rize Şubesi olarak 2009 yılından beri aktif faaliyetlerimiz sürüyor. Şu anda Rize'nin şube statüsündeki eğitim ve bilim alanındaki üçüncü büyük sendikayız. Yaklaşık şu anki sayımız 850 civarında üye sayımız var. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nda ve Yükseköğretim Kurumu'nda olmak üzere şu anda 850 üyemizle Rize'nin ve Türkiye genelinde de Türkiye'nin üye sayısı açısından üçüncü büyük sendikasıyız. Etki anlamında Türkiye'nin en büyük ve en etkin sendikasıyız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu toplu sözleşmeler yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Eğitim İş Sendikası'nın diğer sendikalardan ayrı şey nedir? Yani neden Türkiye Eğitim İş? Şöyle güzel bir soru. Biliyorsunuz sonu tek sayıyla biten yıllarda toplu sözleşmeler yapılır. Uzun zamandır da bu toplu sözleşmelere KamuSen yetkili konfederasyon olarak imza atıyor. Ve bugüne kadar yapılmış olan toplu sözleşmelere baktığımız zaman kamu emekçisinin hiçbir şart ve koşul altında hakkını alamadığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hatta burada şunu rahatlıkla söylemek gerekiyor ki işveren yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sendikalar arasında olması gereken sendikal durum söz konusu değil. Dolayısıyla kamu emekçisinin yanında olmayan, kamu emekçisinin özlük haklarını, ekonomik haklarını, hukuki haklarını geliştirmek ve büyütmek adına gerçek bir sendikacılık göstermeyen yetkili sendika, şu anki kamu emekçisinin düşmüş olduğu durumun bir numaralı sebebi. Şimdi Eğitim İş'in ve Birleşik Kamu İş'in yani çatımız olan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu buradaki tavrı şudur. Biz siyasetin kimin tarafından yapıldığına, iktidarın ve iktidarda olanların kimin olduğuna bakmadan sadece kamu emekçisinin, çalışanın özlük, ekonomik ve hukuki hakları nerede olması gerekiyorsa orada olması için mücadele veririz. Burada kimseye karşı herhangi bir imtiyazımız söz konusu değil. Yani bu aslında gerçek sendikacılığın temel varoluş sebebi. Biz de bu temel varoluş sebebi üzerinden baktığımız zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bir gün o masaya biz yetkili sendika, yetkili konfederasyon olarak oturduğumuz zaman ekonomik, hukuki ve özlük hakları açısından kamu emekçisinin nerede olması gerekiyorsa, evrensel standartlarda bulunması gereken yer neresiyse orada olması için iktidarın ve siyasetin kimde olduğuna bakmaksızın mücadele verdik ve bugünden sonra da bu mücadeleyi vereceğiz. Dolayısıyla bizi ayıran temel fark şudur. Biz gerçek bir sendika nasıl olması gerekiyorsa sendikal pratiğimizde bu yönde hep devam ettiği gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu anayasanın ilk dört maddesi tartışılmaya açıldı. Hem anayasanın ilk dört maddesi hem de ana dilde eğitim konusunda sendikanızın görüşlerini. Şöyle, bu da güzel bir soru. Aslında bu Eğitim İş'in 2005 yılında yeniden ortaya çıkışın temel sebeplerinden bir tanesidir. Eğitim İş'in bu konudaki bakış açısı şudur. Öncelikle ilk dört madde üzerinden başlarsak, Eğitim İş Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışmaya açılmasını dahi kabul etmez. Zaten kanunda da anayasada belirtildiği gibi anayasanın ilk dört maddesi tartışılması hatta değiştirilmesine dair teklifi dahi mümkün değil. Biz de olaya böyle bakarız. Atatürk ilke ve devrimleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu felsefesi, başkenti, bayrağı ve resmi dili net bir şekilde bellidir, değiştirilemez. Bunun değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Buradaki tavrımız çok nettir. Burada konuşulacak hiç başka bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal
bölünmez bütünlüğü üzerinde. Bu zaten eğitim işin kuruluş sebeplerinden, sendikal varoluş sebeplerinden en başında gelir. Vatan olmayanın sendikası olmaz der eğitim iş. Irkçılığa, bölücülüğe ve gericiliğe karşıdır. Eğitim işin en sevdiğim, en değerli mottosudur bu. Bunun üzerinden baktığımız zaman Türkiye'de insanlar etnik kökeni itibariyle kendi ana dillerini öğrenebilir, konuşabilir, geliştirilebilir. Bununla ilgili eğitim de alabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki eğitimin dili ve resmi dil Türkçedir ve sadece kabul edilen de ve bizim de kabulümüz budur. Bunun üzerinde herhangi bir söylem ya da itilafımız asla olamaz. Öğretmenlik meslek kanunu gündemde, konuyla ilgili görüşünüz. Şöyle, bu bizi son 3 yıldır en fazla yoran konu bir öğretmenlik meslek kanunu söz konusu ve bu yeni maddelerle güncellendi. Yakın zamanda da resmi gazetede yayınlanarak artık yasal hale geldi. Öğretmenlerin bir meslek kanunu olmalı mı? Evet, olmalı. Ama bu olmamalı. Çünkü öğretmenlik meslek kanunu denilen bu kanun ilk çıktığı zaman ve sonraki yeni eklenen maddelerle birlikte öğretmenlere herhangi bir artı, bir hak kazandırmadığı gibi aslında var olanları da elden almıştır. Şöyle, öğretmenlik meslek kanunu ile birlikte aslında öğretmenlik mesleği aynı işi yapan öğretmenlerin, aynı öğretmenler odasında oturan ve aynı sınıflara derse giren öğretmenler arasında bir ayrımcılık getirmiştir. İşte uzman öğretmen, baş öğretmen, öğretmen, bununla birlikte sözleşmeli öğretmen, bir de atanmamış öğretmenler arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da ücretli öğretmen gibi gerçekten insani ve ahlaki hiçbir duruma sığmayan, neredeyse açlık sınırında çalışılan ücretli öğretmenler de söz konusu. Biz öğretmenlik meslek kanunu dediğimiz zaman şunu beklerdik. Öğretmenlerin geçmişte var olan sorunların ortadan kaldıracağı gibi ekonomik, sosyal ve özlük haklarını daha da geliştiren, öğretmenlere sopa ve ceza değil de öğretmenlere çok daha yaşanabilir okullar, çok daha yaşanabilir bir dünya vaat eden yeni kanun maddeleri ortaya çıksın diye beklerken, öğretmenlik meslek kanununun son güncellenmiş halinde de bizim görmüş olduğumuz şey, öğretmenlerin var olan durumların bile daha aşağı çekildiği. Dolayısıyla biz eğitim iş olarak bu öğretmenlik meslek kanununa karşı örülen direnişin ve eylemin bayraktarlığını yaptık. Amiral gemisi her zaman eğitim işti. En son Temmuz ayında günlerce çadırlarda kaldık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç yapılmamış bir yürüyüşü gerçekleştirdik. Şu anki meclis bahçesinden kurucu meclisimizin önüne kadar daha önce hiç yaşanmamış bir yürüyüş yaptık. Burada büyük bir ses getirerek hem kamuoyunun hem de meclisinin dikkatini üzerimize çektik. Yani amacımız şuydu. Bu yapılan büyük bir yanlıştır ve bütün öğretmenler, şu anda bu kanuna belki bilmeyerek destek veren öğretmenler dahi bu öğretmenlik meslek kanununun getirdiği dezavantajlardan çok yakın zamanda canları yanacak. Ve bunun önüne geçebilmek adına kendi tasarımızı, kendi kanun maddelerimizi, yani yapılmasını istediğimiz çözüm önerileri, olması gerekenleri belirttiğimiz bütün özellikleri belirtmemize rağmen maalesef bu geçti. Bu öğretmenlik meslek kanununun son güncellenen maddelerinde, yeni kanunlaşan maddelerinde öyle bir madde vardı ki 34. madde. İki müfettiş, bakanlık müfettişi ya da Milli Eğitim müfettişi, iki müfettişin raporuyla öğretmenler görevlerinden alınıp yeni hayata geçirilecek olan akademiye geri gönderilecek ve aslında burada öğretmenlere karşı hiç neredeyse sorgusuz sualsiz bir itibar suikasti de diyebiliriz aslında, oluşturulabilecek gibi böyle önü açık, esnek ve kötü durumlar oluşturabiliyordu. Bununla birlikte yeni atanacak öğretmen arkadaşların önüne bir de yeni bir akademi konuldu. Burada ortaya çıkan, aslında burada çok ilginç bir şey var.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Yüksek Öğretim Kurumu'nun vermiş olduğu diplomalar aslında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmez hale geldi. Şöyle ki eğitim fakültesinden mezun olup öğretmen olarak mezun olmanıza rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın artık öğretmen olabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı şunu söylüyor. Evet sen öğretmen olarak mezun oldun ama bu benim için yeterli değildir. Şimdi geleceksin bir de benim akademime katılacaksın. Eğer oradan da geçersen seni öğretmen olarak atayabiliriz diyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla öğretmenlik meslek kanunu yeniden ele alınıp gerçekten öğretmenlerin her anlamda mesleklerini daha iyi yapabilmeleri ve gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızı çok daha yetiştirebilmeleri için iyi bir hale getirilmesi gerektiğini tekrar söylemek isteriz. Şimdi 12 Eylül ihtilalinden sonra kurulan GÖK, kamuoyunda bilimsel ve özel üniversitenin onun engel olarak görülüyor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şöyle, Yüksek Öğretim Kurumu bizim tavrımızda da gördüğümüz, bizim bakışımızda gördüğümüz şey şu. Yüksek Öğretim Kurumu üniversitelerin olması gereken bilim yuvalarını, bilim yuvaları olmalısının önündeki en büyük engellerden bir tanesi olarak görüyoruz. Aslında üniversiteler kendi özerk yapılarına kavuşup ve gerçekten sadece eğitimle ve bilimle uğraşması gerekirken aslında yüksek öğretim tarafından onların gerçek yapmaları gereken iş ve işlemleri yapmasını engel olarak görüyoruz. Kaldı ki YÖK'e karşı olduğumuzu dün olduğu gibi bugün de her türlü söylüyoruz. Bunun olması gereken gerçek üniversiteler, evrensel eğitim normlarında bunlar bellidir. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok derler ya, bu bellidir. Bu YÖK'ün varlığı bilimin ve eğitimin önüne yüksek öğretimde bir engeldir. Bu kadar nettir. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan eğitim, köy eğitim enstitüleri mi deniliyor? Köy enstitüleri. Köy enstitüleri. Bunların tekrar kurulabilme ihtimali var mı? Türkiye'nin çağdaş ülkeler seviyesinde çıkması için bu tür şeylerin olması gerekiyor. Şöyle, evet olması gerekiyor ama geçmişteki haliyle yeniden bunu hayata geçirmek zor. Bunun günümüzün Türkiye'sinin normlarında ve şartlarında yeniden ele alınıp mutlaka yeniden hayata geçirilmesi gerekiyor. Eğitimdeki en büyük eksiklik şudur. Siz eğitimi ülkedeki en ücra noktaya ulaştırmadığınız müddetçe ülkedeki nüfus arasında ciddi bir fark yaratırsınız. Dolayısıyla eğitimin olması gereken yer neresidir diye sorarsanız her yerdir. Bu köylerde özellikle 8 yıllık eğitimi geçirdikten sonra ve ilk öğretimden bahsediyorum. Ve ondan sonrasında öğretmenlerin köylerden taşımalı eğitimle merkeze getirmeye başladıktan sonra özellikle kırsalda ciddi bir öğretmen eksikliği oluşturur. Öğretmenin olmadığı yeri cehalet doldurur. Dolayısıyla köy enstitüleri bugünkü normlarda Türkiye'de büyük bir eğitim kongresi yapılmalı. Bu yıllarca sürecek ciddi bir planlamanın içinde olmalı. Nüfus, Türkiye'nin hangi iktisadi koşullarda gelişeceğine dair elinde olan insan gücü, elinde olan mesleki anlamdaki insan gücü, bunların hepsinin derlenip toparlanıp Türkiye'nin hedeflediği yol ve plan neresi ise, ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı hedef çağdaş uygarlık seviyesidir. O uygarlık seviyesine ulaşabilmesi için evet köy enstitüleri yeniden güncellenerek hayata geçirilmesi gerekiyor. Eğer zaten köy enstitüleri zamanında kapatılmamış olsaydı bugün Türkiye'de konuşmuş olduğumuz iktisadi, sosyolojik, ekonomik sorunların, psikolojik sorunlar da dahil hiçbirini bence yaşamıyor olacaktık. Çok daha yaşanabilir, çok daha refah, çok daha aydın bir ülke haline gelecektik. Şimdi ülkede özellikle okullarda hem taşımalı eğitimde hem de temizlik konusunda sıkıntılar yaşandı. Evet, evet. Rize'de bu durum nerede? Rize'de de bu durum oldukça baş gösterdi. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi maalesef tasarruf tedbirleri okullara çok ciddi anlamda yansıdı. Hem personel açısından yansıdı, öğretmen eksikliği açısından yansıdı, her anlamda yansıdı. Öyle haberler aldık ki gerçekten okulların, özellikle okullar başladığı zaman ciddi anlamda temizlik açısından sıkıntı yaşadığını gördük.
Dolayısıyla bir ülkede bir şeyden tasarruf olmayacaksa o eğitimdir. Çünkü eğitim dediğiniz şey çocuklarınızla alakalıdır. Bir ülke çocuklarından tasarruf edemez. Çocuklarının varlığından, onların günlük ihtiyaçlarından tasarruf edemez. Onların öğretmenlerinden tasarruf edemez. Onların eğitim aldığı yerlerdeki temizlikten tasarruf edemez. Tasarrufun edileceği yerler bellidir. Oralardan tasarruf etsinler. Eğer bir kamuda açık varsa oradan kapatmaya çalışsınlar. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda yapması gereken şey eğitimde, evrensel normlarda örnekler bellidir. Bu evrensel normlarda çocukların günlük karınları doyurmasından tutun da temizlik ihtiyaçlarına kadar, onların öğretmen sayılarından tutun da onların okullarının ihtiyaçlarının cevap verip vermeyeceğine kadar her konuda gerekeni fazlasıyla yapmak zorundadır. Çünkü bu yapılan harcama ülkenin kendisine yaptığı birincil harcamadır. Bir ülke kendi çocuklarına olması gereken evrensel standartlarda harcama yapmazsa o ülkenin geleceği karanlıktır. Evet hocam, ben şunu merak ettim. 850 tane rezide üyeniz var değil mi? Yaklaşık 850, yani, evet. Bu, bence rezide için çok pozitif bir rakam. Yani sendikanızda öğretmenlerin bu ilgisini neye borçluyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz? Bu da güzel bir soru. Cevap vermek istediğim de bir soru. Aslında yaklaşık 10 yılı aşkın bir süredir Rize Şube Yönetim Kurulu'ndayım. 6 yılda başkanlığını yapıyorum. Ve her okulda verdiğimiz bir aslında demeçtir bu. Sorulan sorulara verdiğimiz bir cevaptır. Şöyle, biz eğitimcim kuruluşundaki temel amaçlardan asla kopmadık. Gerçek bir sendika asla ve asla bundan vazgeçmeyecek bir süreç yaşamak istediğimiz doğrultuda hareket ettik. Nedir bu? Gerçek sendikacılık. Siyaset sendika dengesi çok tehlikeli bir dengedir. Bu dengeyi çok doğru yönetmeniz ve sürdürmeniz gerekir. Biz burada özellikle şunu net bir şekilde söyleyeyim ki hiçbir zaman siyasetin emrinde olmadık. Bağımsız bir sendikayız ve gerçek bir sendikanın da zaten olması gereken yer budur. Bununla birlikte sürekli sahada olduk. Sürekli eğitim ve bilim çalışanlarının var olan sıkıntılarını gündeme getirdik. Bunlarla ilgili eylem ördük. Bunlarla ilgili hem sahada hem okullarda ve tüm kurumlarda üyelerimizin sorunlarını çözebilmek adına mücadele verdik. Ve bunu yaparken mesleğimizden de kopmadık. Aynı zamanda okullarımızda da çalışmaya devam ettik. Yani bu anlamda şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Rize Şube Yönetim Kurulu olarak hem mesleğimizi öğretmen olarak yaptık, oradaki sorunlardan uzaklaşmadık. Dolayısıyla yaşadığımız sorunlardan kopmayan bir şube yönetim kurulu bu sorunların çözümü konusunda her zaman dirençlidir ve aktiftir ve günceldir. Ve siyaset sendika dengesini iyi kuran, sürekli sahada olan, üyelerinin her anlamda yanında olan, maddi manevi elimizden gelen ne gerekiyorsa, bir sendikanın yapması gereken ne gerekiyorsa yanında olan bir sendika bugünkü aktüel Türkiye'nin siyasi şartlarında aslında Rize gibi zor bir yerde olması gerekenin üzerinde bir üye sayısıyla aslında parlıyor. Ama bu bizim için yeterli değil. Biz daha önce yapmış olduğumuz çalışmalar neyse onları yapmaya devam edeceğimiz gibi bundan sonra daha da üzerine koyarak devam edeceğiz. Her zaman üyemizin yanında olacağız. Atatürk ilke ve devrimleri, laik, bilimsel, kamusal ve ulusal eğitimden asla vazgeçmeden tüm üyelerimizle birlikte hem tüm kamu çalışanlarının var olan sorunlarını gidermek hem de daha yaşanabilir bir Türkiye, mutlu çocukların var olabildiği bir Türkiye, mutlu çocukların var olabildiği okullar, mutlu çocukların var olabildiği bir zaman hayalini gerçekleştirmek adına dün olduğu gibi bugün de çalışarak büyümeye devam edeceğiz. Peki hocam, 850'ye yakın üyeniz var dediniz ya, bu akış katılım devam ediyor mu? Evet, evet. Burada herhangi bir eksilme yok. Yani şöyle, 10 yılı aşkın süredir Rize Şube Yönetim Kurulu'ndayım ve 6 yıldır başkanım dedim. Bu süre zarfında biz hiçbir yıl bir önceki yılın altına düşmedik. Her zaman bir büyüme, her zaman bir artışla
devam ettik. Dolayısıyla siz gerçek sendikacılık yaparsanız siyaseten bağımsız ama siyasete de gerektiği zaman kimin olduğuna bakmadan söylemeniz gereken sözü söylerseniz üyelerinizin ve eğitimin sorunlarını hayata geçirir ve bununla ilgili de mücadele etmeye her gün devam ederseniz bu artışın süreceğinden de eminim. Ki kaldı ki herkesin kabul ettiği gibi Türkiye'nin aktüel zor siyaseti karşısında sendikal varlığımızı büyütmeye devam ediyoruz. Bu da gerçekten kendi adımıza gurur duyduğumuz bir durum. Benim birkaç notum var, onlardan paylaşmak istedim. Tabii. Az önce okullardaki temizlikten demiyordunuz. Şöyle genel olarak tekrar ifade etmek gerekirse temizlik hariç. Bize de eğitim sektöründeki en büyük sorunlar nelerdir? Sendik olarak çözüm önerileriniz var mı? Şöyle, öncelikle şunu düzelterek başlayalım. Biz eğitime bir, eğitim işinin direkt bakış açısı budur. Biz eğitime bir sektör olarak bakmayız. Eğitim her çocuğun dünyaya geldiğinde beslenme, barınma, sağlık ve eğitim kesinlikle ücretsiz olmalı. Ama günümüzün Türkiye'sinde maalesef sağlıkta olduğu gibi eğitimde bir sektör haline geldi. Bunu kesinlikle reddediyoruz bir kere. Eğitim her çocuğun doğduğu günde Cumhuriyet'in bir nimeti olarak faydalanabilmesi adına ona ücretsiz olarak verilmelidir. Şimdi eğitimin sorunları, eğitimin çokça sorunu var. Yani bunlardan başlayacak olursak öncelikle evrensel normlarda okul normları bellidir. Kaç sınıfta kaç öğrencinin olması gerektiğinden o çocukların karnının aç olmaması gerektiğine kadar. O okulda görev yapan öğretmenlerden, o okulda çalışan tüm eğitim emekçilerinin yaşanabilir ve sağlıklı bir hizmet verebilmesi adına almış olduğu ücrete kadar çok ciddi sorunlar var. Bunların tümünün aşılması gerekiyor. Rize'de okul anlamında, lise anlamında eksiklikler var. Bazı okullardaki öğrenci sayısı 1000'in üzerindeyken bazı okullara da bakıyorsunuz ki çok az sayıda. Burada aslında Milli Eğitim'in politikalarına baktığınız zaman sanki bazı okullar arasında ayrımcılık yaptığı net bir şekilde gözüküyor. Aslında bunu çok da herkesin bildiği bir durum. Dolayısıyla bir kere bunun bu ayrımcılığın ortadan kaldırılması, özellikle Rize'nin batı tarafında lise eksikliği, akademik liselerin eksikliklerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bununla birlikte çocukların, özellikle çocukların karınlarının okulda aç olmaması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çocuklarına en az bir öğün yemeği, hatta kamu çalışanlarına da bu anlamda destek vermesi gerekiyor. Bu desteği verirken sanki bu öğretmenlere ya da eğitim bilim alanındaki çalışanlara bir lütufmuş gibi buna bakmamak gerekiyor. Buna ülkenizin geleceğine bir yatırım olarak bakarsanız bunun ne kadar doğru olduğunu anlarsınız. Ama bunu sanki bir imtiyazmış gibi görürseniz o zaman yanlış bir sonuç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada olması gereken şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığının, istiklalinin ve istikbalinin o okullardan geçtiğini herkesin anlaması gerekiyor. Ve okulların içerisinde yapılacak temizliğinden öğretime kadar tüm farklı kalemlerdeki sürecin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin daha büyük, daha yaşanabilir, daha güçlü bir ülke için yapıldığını bilincine varılır ise eğer o zaman zaten tüm sorunlar kendiliğinden otomatik olarak kalkar. Liyakatli yöneticilerin atanması gerekiyor. Yöneticiler, öğretmenler atanırken mülakatın mutlaka kaldırılması gerekiyor. Çocukların eğitim gördüğü okullarda o okulun içerisinde var olduğu sürece sıkılmadan, okula ayakları geri geri değil de okula koşa koşa gidebileceği okul, eğitim, öğretim ortamları yaratmamız gerekiyor. Maalesef hem Rize hem Türkiye bu anlamda ciddi eksikliklerle dolu. Bunlar ortadan kaldırılırsa o zaman çok daha doğru, çok daha güzel, çok daha mutlu bir eğitim, öğretim süreci hem Rize hem Türkiye yaşar. O da hepimize katkı olarak gelir. Peki hocam, bu son olarak bahsettiğiniz çok genel halinde de Milli Eğitim Müdürü Yusuf Bey galiba. Peki onunla iletişim kurabiliyor musunuz? Ulaşabilir müdür mü? Bu konuda konuşabiliyor musunuz? Neler söylersiniz?
Yusuf Bey'le Milli Eğitim Müdürü, Sayın Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile iletişim kurma konusunda zorluk yaşıyorum desem yalan söylemiş olurum. Zorluk yaşamıyorum. Kendisiyle görüşebiliyoruz. Bu anlamda aslında bu ilişkide sorunlu bir taraf yok. Fakat sadece Milli Eğitim Müdürü'ne ya da Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki ilgili kişilere ulaşmak yetmiyor. Onlara ulaştıktan sonra onlara vermiş olduğunuz Rize ile ilgili raporunuzdaki yanlış gördüğünüz konuların da sorunların da düzeltilmesi gerekiyor. Biz iletişim konusunda bir sorun yaşamıyoruz. Ama sorunların çözümü noktasında evet sorunlar yaşıyoruz tabii ki. Peki hocam, geçen yıl bir olay oldu. Ben tabii bunu, beni birazcık irite etti. Sizinle de paylaşmak istedim. Şöyle notlarımı almıştım. Mezun törenlerinde öğrencilerin giydiği kıyafetle olay oldu biliyorsunuz. Geçen yıl. Evet. Bize Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi'nde de WhatsApp grubuna böyle bir mesaj atıldı öğretmen tarafından. Ben isterseniz kısaca okuyabilirim. Siz haberiniz vardır muhtemelen. Çocuklar yarın mezuniyet var biliyorsunuz. Okul dersi özellikle dedi ki çok açık kıyafet olmasın, mini göbeği açık, bu tarz söylemler oldu. Ben size iletiyorum. Son günlerde idareciyle kötü bir diyalog yaşamamanız vesaire vesaire diye devam ediyor. Hatta burada hocaların isimleri de var. Şu an onları ifade etmiyorum. Gerek olmadığı için. Bu konuda bir eğitimci olarak nasıl bir tavır alınmalı? Yani mezuniyete, kıyafete karşılabilir mi? Ne derece olmalı? Bunun usulü, adabı nedir? Şöyle. Aslında okullarda, önceki yıllarda öğrencilerin giymiş olduğu okul kıyafetleri ve bu konuda bir şey vardı, bir norm vardı. Bu norm sonradan bozuldu. Ve bu aslında sadece öğrenciler açısından değil, öğretmenler açısından da bozuldu. Biz burada öğrencilerin, oradaki yanlışlık şurada, orada öğrencilerin cinsiyetleri üzerinden bir tavır var. Buradaki yanlışlık burada. Yani orada erkek öğrencilere bir gönderme yok dikkatinizi çekiyorsa. Evet. Buradaki bu tamamen yanlış bir tavırdır. Siz eğitim, öğretimin içerisinde olan öğretmen ve idareci olarak cinsiyetçi yaklaşamazsınız. Dolayısıyla burada yaklaşmanız gereken şey şudur. Okulun bir kıyafeti vardır. Bu okul kıyafeti üzerinden belki bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. Ama bu mezuniyet hocam. Mezuniyette adı üzerinde bu çocuklar mezun olmuş. Bu çocukların mezuniyeti sizi ilgilendirmez. Yani benim tavrım bu olurdu yani. Bu çocuklar mezun olmuş. Bu çocukların mezuniyeti sizi ilgilendirmez. O velisinin bakıp karar verebileceği bir şeydir. Dolayısıyla eğitim öğretim netleşmiş, bitmiş. Mezun olmuş. Bu çocuklar gönlünce bir mezuniyet töreni yaşamak istiyorlar. Belki de eğlenmek istiyorlar. O okul idaresinin karar verebileceği, hele cinsiyetçi bir kararla öğrencilere mesaj atabileceği bir durum değildir. Peki şunu sormak istiyorum. Farklı konuya geçersek. Benim de hocam tanıdığım öğretmenler var arkadaş olarak. Atıyorum İkizdere'de, Kalkandere'de okullarda öğretmenlik yapıyorlar. Ama evleri Rize'de. Her gün arabayla gidip geliyorlar. Hmm. Tabii bunlar onlar için de büyük problem. Hmm. Daha çok ulaşım, vakit, enflasyon, odur budur. Yani öğretmenlerin sosyalliği konusunda nasıl bir çözüm olabilir? Gerçi bu şehri de ilgilendiriyor ama daha böyle atıyorum barolar kendi sosyal tesisleri oluyor. Öğretmenler için de böyle ortamlar olabilir mi? Şimdi eğitim öğretim adına, eğitim öğretimin çalışanları adına onları daha uygun fiyatlarla, çünkü aldıkları maaşlar maalesef düşük. Yani dünya ölçeğine baktığınız zaman düşük ölçekte, düşük seviyede bir geçim standardına sahipler. Tabii ki olabilir. Söylediğiniz yönde yapılabilecek her türlü güzel, katkı sunabilecek her türlü etkinlik ya da merkez bizim tabii ki kabulümüzdür. Yani bunlar yapıldı ve biz buna karşı çıkmadık ama maalesef durum öyle değil. Şu anda öğretmenler bırakın sosyalleşmeyi, aslında hayatlarını sürdürme konusunda ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Şöyle bir örnek vereyim size. Eğitim İşim Başkanlar Kurulu dolayısıyla yıllarca, senede en az 5-6 defa Ankara'ya gidiyoruz. Ben yakın zamanda ilk defa Ankara'da şöyle bir ilan gördüm. Panoya asılmış.
üniversite öğrencileri hani eve çıkardı da kirayı karşılayamadıkları için ev arkadaşı arardı ya. Artık öğretmenler de eve çıkıyorlar. Düşünsenize mezun olmuşlar, atanmış, öğretmen olmuş. Artık çalışan bir birey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çocuklarına emanet ettiği çok değerli bir varlık şu anda kendi kirasını ödemekten aciz olduğu için ilan yapıştırıyor, ev arkadaşı arıyor. Daha da öte bir ilan gördüm. Öğretmene kiralık oda ilanı gördüm. Bakın öğretmenler artık kiralık ev değil. Öğretmene kiralık oda ilanı gördüm. Bu aslında öğretmenlerin geldiği ekonomik durumu gösteriyor. Aslında cümleyi daha doğru kurarsak öğretmenlerin düştüğü ekonomik darlığı gösteriyor. Ben bu yaşıma kadar ilk defa öğretmene kiralık oda ilanı gördüm. Dolayısıyla öğretmenlerin, bırakın sosyalleşmeyi, özellikle son birkaç yıldır çocuklarını giydirebilmek, eğitim, öğretim, sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve hayatta kalabilmek için mücadele verdiğini söylesek herhalde yanlış olmaz. Rize için dediğiniz geçerli mi? Veya? Rize için de geçerli. Tabii ki Rize için de geçerli. Ben Rize'de gerçekten kredi kartının ne diyorlar ona, asgari ödeme tutarı değil mi? Asgari ödeme tutarını ödemekten öteye geçemeyen öğretmenler çok biliyorum. Bildiğim çok öğretmen var. Evet. Hele yeni başlayan öğretmenlerin maaşları çok düşük. Yaklaşık 35 binin belki biraz üzerinde. Düşünün şu anki Rize'deki kiraların ne kadar olduğunu, 15-20 bin bandında kiraların olduğunu düşünürsek artık onların neler çektiğini siz düşünün. Kaldı ki daha kıdemli öğretmenlerin bile yaşam standartları ciddi ölçüde düştü. Öğretmenlik mesleği sadece karnınızı doyurup hayatta kaldığınız müddetçe yapabileceğiniz bir meslek değildir. Eğer çocuklarınızın geleceğini, ülkenizin dünyadaki evrensel normlara ulaşmasını istiyorsanız öğretmenleri sürekli beslemeniz gerekir. Neyle beslemeniz gerekir? Yani bu sadece fiziksel bir beslenme değil. Onların sosyal olarak beslenmesi lazım. Kültürel olarak beslenmesi lazım. Duygusal olarak beslenmesi lazım. Eğer böyle bir sağlıklı öğretmenler var edebilirseniz onlar da sağlıklı nesiller yetiştirirler. Yani öğretmenlerin ülkedeki yaşam standardı ne kadar aşağıya düşerse yetiştirdiği aslında öğrencilerin standardı da o kadar aşağıya düşer. Bir öğretmen derse girdiği zaman ekonomik sıkıntılarını düşünmemeli. Bir öğretmen derse girdiği zaman çocuğunun ödemesi gereken farklı farklı kalemlerdeki taksitlerini düşünmemeli. Öğretmenin kafası rahat olmalı. Tekrar söylüyorum. Yani öğretmenlere özel bir imtiyaz mı sağlayalım? Hayır, bundan bahsetmiyorum. Bu öğretmenlere verilen bir imtiyaz olarak değerlendirirseniz zaten burada yanlışı baştan yapmış olursunuz. Bunu şundan yapacaksınız. Ülkenizin ve ulusunuzun dünyada saygın ve ileri bir durumda olmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız o zaman şartlar bu. Bu şartları sağlayacaksınız. Hem öğretmenler açısından, hem okul açısından, hem öğrenciler açısından. Bunlar zaten birbiriyle entegre bir durumdadır. Birbirinden kopuk değildir. Bunların hepsini iyileştirirseniz ülkenizin de dünyadaki çok daha saygın, çok daha güçlü bir pozisyonda bulunmasını sağlayabilirsiniz. Cehaletten kurtaramadığınız toplumlar, cehaletten kurtaramadığınız bir ülke her zaman ve her zaman aşağıya, daha da aşağıya düşmeye mecbur durumdadır. Hocam konular uzun. İnşallah bir programda yaparız da. Tabii biz de sohbetlerimizde şunu da belirtmek isterim. Sizin gibi saygıdeğer öğretmenler olduğu gibi her çocuğun hayatında bir travma yaşatan bir öğretmen de olmuştur. Bu da bir Türkiye gerçeği. Bu noktada siz öz eleştiri yapabiliyor musunuz eğitim camiasına? Şöyle, yani bu aslında sistemsel bir durum. Yani az önce söylediğim cevap aslında buna da bir cevap. Eğitim öğretimin içerisinde herkesin bir rolü vardır. Ve o rolün bulunduğu bir merkez ve onun sınırları vardır. Siz hiç kimseyi mağdur etmeyecek bir sistem oluşturmak zorundasınız ki biri diğerinin üzerinde bir stres oluşturmasın. Stres oluşmayan okulda ya da eğitim öğretim içerisinde sorun yaşamayan, mesleğini yaparken hukuki anlamda olabilir, ekonomik anlamda olabilir, sıkıntı hissetmeyen
bir öğretmenler odası oluşturabilirseniz bunun güzel yansımalarını görürsünüz. Bunun tersini oluşturursanız da olumsuz yansımalarını görürsünüz. Dolayısıyla olumsuz örnekler hiçbir zaman emsal olmayacağı gibi bu olumsuz örneklerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düşünülüp, incelenip bunların ortadan kaldırılması yönünde bir politika üretilirse kimsenin travma yaşamadığı bir eğitim öğretim hayatını herkes için var edebiliriz. Evet hocam, teşekkür ederiz. Değerli ben teşekkür hocam. Ederim. Geldiniz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Daha sonra 4 Kasım mesajınızı bekliyorum. Şöyle, Kasım ayındayız. Eğitim işleri için Kasım ayı çok özel bir aydır. Baş öğretmenimiz, baş kumandanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anki yaşadığı her güne aslında birincil varlık sebebi olan baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın zamanda ölüm yıl dönümü andık. Şunu söyleyebiliriz, biz eğitim işi olarak sadece 10 Kasım'da değil, her gün her anımızda onun ilke ve devrimlerini yaşatmak için mücadele veriyoruz. Onu anlamak için mücadele veriyoruz. Onun gösterdiği ülkeyi inşa edebilmek için mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Onu anlayacak, onu çok daha fazla sevecek ve onun gösterdiği hedefe doğru yürüyecek nesiller yetiştirmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bununla birlikte yine Kasım ayında biliyorsunuz 24 Kasım Öğretmenler Günü var. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yine atamıza baş öğretmenlik verildiği gün itibariyle 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak Türkiye'de belirlendi. Şimdi 24 Kasım geldiğinde şunu yaşıyoruz. Herkes bir anda öğretmenleri böyle çokça anar ve çokça sever bir duruma geliyor. Ama biz bunun öğrencilerimizi dışarıda tutarak söylüyorum, çok da samimi olmadığını düşünüyoruz. O gün öğretmenler anılır, öğretmenlere işte iltifatlar edilir ama bu 24 saatin ötesine geçmez. Öğretmenler gününü gerçekten anmak ve kutlamak istiyorsanız öğretmenlerin ekonomik özlük ve hukuki haklarını çok daha iyi duruma getirin. İşte o zaman gerçekten öğretmenler gününü sadece 24 Kasım'da değil her gün kutlamış olursunuz. Bizim temennimiz budur. Dilerim bir sonraki 24 Kasım'da ya da daha sonraki 24 Kasım'larda çok daha mutlu, çok daha yaşanabilir bir hayatı var ettiğimiz Öğretmenler Günü kutlayabiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.